Merhaba arkadaşlar, hepiniz LoL 101'in bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Atrox'la bu akşam sizlerle olacağız. Atrox'u dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Ben Uğur Glanögay, yanımda da Tolgay Extreme Karabulut var. Selamlar arkadaşlar. Bana güzel sorularıyla eşlik edecek bugün. Zor yerden sormak için çok hazırlandım. Bakalım, ben de açıkçası geçen hafta belki takip edenleriniz olmuştur. Esasında Johnny anlatacaktı o Atrox'u ama geçen hafta yaşadığımız teknik problemlerden dolayı yayını bu hafta ertelemek zorunda kaldık. Johnny de şu anda yurt dışında olduğu için çok uzaklarda olduğu için, o da izliyorsa ona da selam olsun. Bana kaldı görev, Atrox'u anlatma görevi. Dilim döndüğünce bildiklerimi size aktarmaya çalışacağım. Başlangıç seviyesinde Atrox'a neler yapmak lazım, nelere dikkat etmek lazım, bunları göstermeye çalışacağım. Şimdi hemen rünlerle başlamak lazım. Zaten Ustalar Vadisi'ni geçen hafta izleyen arkadaşlarımız oradan da hatırlayacaktır rün ve kabiliyetlerde neler yapmak gerektiğini. Şimdi ben de hemen sizlere göstereceğim. Özellikle oyuna başladığın ilk dakikalarda sanırım bunlar çok faydalı olacak diye düşünüyorum. Doğru mudur? Evet, doğru. Şimdi rünlerde iki tane seçenek var ama benim... Şöyle bir baştan alsan, rünlere geçmeden de Atrox nasıl oynanması gereken bir şampiyon? Yani hani ona göre tabii ki biraz fikir verirsen. Herkes sonuçta hani bu rünleri yapmak durumunda değil. Haklısın. Ya Atrox esasında biraz değişik bir şampiyon. Yine League of Legends'a yeni bir esasında mekanik kazandıran şampiyonlardan. Tam bir böyle karşı tarafa yemlersiniz ya, yem atma tabiri vardır. Tam da bu işi gerçekleştirebilen bir şampiyon. Özellikle pasifiyle birlikte bunu çok rahat yapabiliyor. Kulenize yakın mesafelerde karşı taraf sizi öldürebileceğini hissederken üzerine doğru gidip daha sonrasında pasifiniz açıldıktan sonra bir daha hasar verip karşı tarafı alabiliyorsunuz. Bu özelliği çok önemli. Ayrıca çok önemli bir W yeteneği var. Bu yeteneği sayesinde de hem can çalma hem de fazladan hasar verme özelliklerinden ikisinden birine sahip olabiliyor. Bunu da eğer güzel mikro olarak uygulayabilirseniz, kullanabilirseniz, yani mikro olarak ne demektir? İşte hani savaşın içinde zaman zaman ihtiyacınız olan o W'yu doğru konumda kullanırsanız, doğru şekilde kullanırsanız gerçekten de savaşı değiştirebilirsiniz. Ayrıca güzel bir mesafe kapatıcı özelliği var Q'suyla ama çok dikkat etmek lazım. Zaten yayın içinde söyleyeceğim. Çok fazla can götürüyor sizden. O yüzden çok gerekmedikçe kullanmamak gereken bir yetenek. Kaçışma dinamikleri de böylece hani bir şekilde evet, sahip oluyor. Evet. E'si yine yavaşlatma yeteneği var. Yani tam bir esasla takibe odaklı ya da kaçarken işte hareketler yapabilecek bir şampiyon. O yüzden açıkçası yukarı koridor için güzel bir seçim oldu. Çok dayanıklı bir karakter olduğunu söyleyebilir miyiz? Dayanıklılığı şöyle, çok fazla canı yüksek olduğu için ya da işte çok fazla zırhı yüksek olduğu için değil, bu can çalma özelliğinin özellikle ultisi açıldıktan sonra, o saldırı hızı arttıktan sonra can çalma özelliği gerçekten iyice ortaya çıkıyor. Bu özelliğini iyi kullanarak savaşlarda, birebir savaşlar ya da takım savaşlarında uzun süre hayatta kalabiliyor ama şunu söylemek lazım, kesinlikle bir savaş başlatıcı bir şampiyon değil. Eğer ki önden giderseniz koştura koştura hadi girelim diye çok fazla şansınız olmayabilir ya da bu şekilde gittiğinizde hani o biraz önce söylediğimiz yemleme özelliğini kullanıp pasifiniz aktif olduktan sonra savaş alanından uzaklaşmanız işinize yarayacaktır. Bu neye yarıyor? Rakip takımın içindeyken onların ultilerini ya da önemli özelliklerini, sersemletme efekti gibi, kalabalık kontrol efektleri gibi ya da çok yüksek hasar veren efektlerini sizin üzerinizde kullandıklarında daha sonrasında sizin pasifiniz aktif hale geldiğinde takım arkadaşlarınız çok daha kendilerine güvenir bir şekilde takım savaşına girebiliyorlar. Bu özellikleri çok önemli. Bunların ışığında rünlere şimdi biraz bakmak lazım. Açıkçası zaten bir süredir ekranda var. Arkadaşlarımız da görmüştür. 16 fiziksel hasar, 13 zırh, 11 büyü direnci. Bu çok farklı hayatta kalabilmesi için aslında pek çok şampiyonun yukarı koridorda evet, kullanabileceği ürünler bunlar değil mi? Evet. Ben saldırı gücü taşıyıcısına da bu zaman zaman bu ürünleri kullanıyorum ya da Zed gibi şampiyonlarda da bu ürünleri kullanıyorum. Bu size yeterli olan, karşı tarafı dürtmek için yeterli olan hem fiziksel hasar sağlıyor hem zırh hem de büyü direnci sizin koridorda kalmanız ya da takım savaşlarına ileride daha aktif olarak, daha uzun süre hayatta kalarak işe yaramanızı sağlıyor. Can çalma düşünebilir miydin? Can çalma da, hatta şimdi şuradan benim tabii yukarıdaki biraz rünlerden, 600 sayfa değil mi? Yanlış. Rünlerden bulabilirsem. Şöyle benim bir can çalma sayfam var. Yine bunu da zaman zaman işte saldırı güç taşıyıcılarında ya da
Zek gibi şampiyonlarda da kullandığım oluyor yine söylediğim gibi ya da Kha'Zix gibi. Ben burada ne yapıyorum? Kırmızılara saldırı gücü, sarılara zırh, mavilere büyü direnci. Zaten burası fix. Sarı ve maviler alıştığımız genel anlamda evet. Zaten başka bir şey için kullanılmıyor sanırım çok fazla. Evet, alıştığımız seçimler. Büyüklere, cevherlere can çalma koyuyorum. Böylece koridorda daha uzun süre durabiliyorsunuz. Şimdi ben can çalma rün setini tercih etmeyeceğim. Neden? Zaten oyun içinde yapmayı planladığım eşyalar çoğunlukla can çalma yönelik eşyalar. Mahvolmuş kalın kılıcı ya da kana susamış. Eğer çok hızlı skorlar alıp minyonda da öne geçebilirsem bu eşyalara gitmeyi düşünüyorum ilk başta. Peki. Aynı zamanda da ruh gömleğiyle de can çalma oranımı desteklemeyi düşünüyorum. O yüzden bu sayfayı kullanacağım. Kırmızılar yine saldırı gücü, sarılar zırh, gelişmiş büyü direnci nişanında mavilerde. Olacak. Peki üst koridor değil ama sonuçta Aatrox çok böyle hayatta kalabilen evet. Hızlı bir şampiyon olduğu için ormana gitmeyi düşünseydin nasıl bir şey yapabilirdin? Ormana gitmek isteyenler için şunu önerebilirim. Kırmızılarda saldırı hızı. Ya bu çok değişken bir durum bu arada. Sarılar zırh, maviler büyü direnci seviye başına. Büyükler cevherlerde saldırı gücü. Bu cevherlerin yerine yürüme hızı ya da can çalmada kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Nasıl oynamak, yani ilk çıkacağınız eşyaları neler yapacaksınız biraz onunla bağlantılı. Çünkü bunların hepsi benim kullandığım şu mavi rünler dışındakilerin hepsi oyunun başına doğrudan size özelliklerini veriyorlar, kazandırıyorlar. Ben ormanda da bu rün dizilimini kullanıyorum açıkçası. Peki bugün ne oynadığını göreceğiz? Bugün yukarıda oynayacağım. Yukarı koridorda. Genelde Aatrox'u da zaten çıktığından beri yukarı koridorda izleme fırsatı buluyoruz çoğunlukla. Kabiliyetleri son olarak değinmek gerekirse hemen göstermek istiyorum. Bu değil tabii ki de. Şimdi buradan çok bulmak gerekecek. Olmuş zaten. Evet bu. Kabiliyetlerde de bu kabiliyetleri kullanıyorum. Sihirdar gazabına veriyorum çünkü tutuştur alacağım. Tutuşturla birlikte hem o ekstradan verdiği 5 saldırı gücü ve 5 yetenek gücü de çok işe yarıyor. Öfke burada yine çok önemli Aatrox için çünkü saldırı hızı veriyor ve saldırı hızınız ne kadar yüksekse o 3. vuruşa o kadar çabuk ulaşıyorsunuz ve ya fazladan hasar vuruyorsunuz ya da fazladan can çalıyorsunuz. Kasaba veriyorum çünkü minyonlara vuruş yaparken son vuruş yaparken daha rahat etmek istiyorum. 2 tane kasaba verdim. Tehlikeli. Yine zaten klasik alıştığımız saldırı gücüyle ilgili bir şampiyon oynuyorsanız 18. seviyede ufak size bir ekstradan saldırı gücü kazandırıyor seviye atladıkça. Sile ustalığı zaten vazgeçilmezi yine saldırı gücünden vuruşları artan şampiyonların. Tahribat hasarı %2 arttırıyor. Çok azmış gibi gözükse de esasında gerçekten de %2 oyunun sonlarına doğru çok büyük rakamlara ulaşabiliyor. Adeta bir tane eşya yapmışsınız gibi size bir etkisi oluyor ekstradan. Yine kaba kuvvet, artı 3 saldırı gücü, artı 5 saldırı zırh derme veren delici ve son olarak da cellat. Cellat özellikle burada yine önemli. Çünkü Aatrox'a 3. seviyeden itibaren kombonuzu yapmaya başlıyorsunuz. Ve bu kombonuzu yaparken de rakip takımın oyuncusunun canını %50'nin altına indirdiğinizde avantajı elinize geçiyorsunuz. Şimdi bu tarafta biraz esasında bunu değiştireceğim oyuna girdiğimde şampiyon seçim ekranında karşıma gelen rakibe göre burada bir değişiklik yapacağım ama sağlam fix verilen bir kabiliyet burada can veriyor. 18. seviyeye ulaştığımızda artı 108 can kazandırıyor bize. Sertlik hiç de fena değil. Hiç de fena değil, iyi. Sertlik ve direnç arasında şu anda böyle duruyor ama bunu dediğim gibi eğer karşıma yetenek gücünden vuran bir şampiyon gelirse direnci seçeceğim. Eğer ki saldırı gücüyle vuran bir şampiyon gelirse sertliği seçeceğim. Son olarak savaş yarası adı artı 30 can daha katıyor bize. Biraz daha koridorda kalmamızı sağlıyor. 100 dedin, 30 da oradan. Maşallah. Evet, maşallah iyi. Diyelim yani. Bu şekilde büyülere gelecek olursak son olarak burada da tutuştur ve sıçramayı seçeceğim. Burada sıçrama hem kaçış olarak önemli hem de sizden çok fazla uzaklaşan şampiyonları sıçrayıp ardından da Q'nuzla uçarak üzerine doğru aradaki mesafeyi kapatabiliyorsunuz. Yine özellikle o koridordaki takaslarda
önem kazanan bir özellik. Zaten çok hızlı can yenileyebildiğin için belki ışından gibi bir şey de düşünebilirdin üst koridorda olduğun için ama can yenileme konusunda pek sıkıntın olmadığı için evet. Sanırım onu tercih etmeyeceksin. Evet, ışından da diğer koridorlara baskınla da gidebilirim esasında ama ben biraz bugün daha çok koridor üzerine odaklanacağım. Koridorumu kazanmaya odaklanacağım. Takınmaya biraz daha belki az yardım edebileceğim ama koridorumu kazanmak istiyorum açıkçası. O yüzden ışınların yerine sıçrayı seçeceğim. Benim rün, kabiliyet ve büyüler ile ilgili anlatacaklarım bunlar. Şimdi oyunun içine doğru gideceğiz. Sen eğer ki arkadaşlarımıza söyleyebilirsen artık başlayabileceğimizi. Tabii, neden olmasın. Hemen oyuna doğru geçelim arkadaşlar. Bu arada ekranlarını yeni açanlar için bir daha söyleyelim. Hepiniz hoş geldiniz 401'e. Bu hafta Aatrox özel bölümüyle karşınızda olacağız. Dilimiz döndüğünce Aatrox'un dinamiklerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdi tabii seçim ve yasaklamalar başladı. Bakalım hangi takımda hangi üretici var? Onu da söyleyeyim, değil mi? Belirtelim. Ben söyleyebilirim istiyorsan. Tabii. Bizim takım kötümüz Dunpy. Noxus'un baş kötüsü. Tabii ki Aatrox'la beraber Glandal burada olacak. Ben varım. Konuşarak nasıl oynayacağız onu da pek gözümde canlandırabilmiş değilim ama ilk defa deneyim yaşayacağım ben de bu konuda. XMT var ve Armina var. Aslında bayağı sağlam beni saymazsan takım. Yok canım, sen de 5'te 5 yapmıştın, onu unutmadık hala. O bir kere ama. Karşı takımda Innobabilon var, Emek var, Leda var, Svedriel var ve Zannedar var. Zannedersem Zannedar ormana gidecek. Onun sevdiği yerler. Öyle mi? Evet. Peki, hadi bakalım. İstersen Bumpik tarafına da biraz yorum yapabiliriz. Mesela Leona gitti, LeBlanc gitti. Çünkü Svedriel'in fantastik oynadığı şampiyonlardan birisi LeBlanc. Evet. Pek de sevmem kendisini. Böyle puçuf çuf diye böyle gidip geliyor ya. O, çok hiperaktif evet, yani karakter. Bir anda o ani hasarıyla sizi siyah beyaz ekrana bakmaya maruz bırakabiliyor. Biraz garip bir cümle oldu ama anlaşılmıştır umarım. Ya çok yerinde bu arada yasaklamalar. Bunu söylemekte fayda var. Kazix Kasedin Akali karşıdan geldi. Sanki biraz XNT'ye çalıştı karşı evet. taraf. O tarafta bu arada Dumpy cüssesine uygun bir şampiyon almış. Çok cüsseli bir arkadaşımız olduğu için. Şimdi Teemo seçtiler. Mesela Teemo esasını uzaktan dürtmesiyle Teemo sıkıntı çıkarabilecek bir şampiyon Aatrox'a. Eğer ki yukarı koridorda oynanırsa. Bu arada Teemo seçmeye de bilir diye düşünüyorum. Çünkü aynı zamanda Vi var. Hani ya da Vi ormana çıkıp gidebilir. Teemo yukarıya gelebilir. O da olabilir. Teemo kaçış dinamiği olarak da böyle hızlanarak birden evet. gidebildiği için iyi bir şampiyon. Özellikle yukarı koridorda işte bir takım böyle cüssesine oranlı ondan 28 kat büyük şampiyonlara baş belası olabiliyor. Özellikle de Teemo siyah beyaz ekrana gittikten sonra öldükten sonra da birkaç kişinin aynı şekilde mantarları sayesinde gönderebiliyor. Bu arada değişti o. Son sahnede Shen geldi. Oo Shen, hadi bakalım. Tank bir şampiyon olacak karşımda yani. Ben de hemen şuradan Aatrox'u seçeyim. O zaman ben de XNT mid mi oynar acaba diye şu anda düşünüyorum. XNT büyük tane mid'e gitmek istersen bir konuş istiyorsan onunla. Sana destek kalacak o zaman. Oynarız. Oynarız tabii ki, neden olmasın. Zaten destek oyuncusu aksiyon bakımından biraz daha yavaş olduğu için yayındayken hem oynayıp hem sen şampiyondan bahsederken sana bir takım sorular sorarken oynanabilecek şampiyonlardan birisi. Ama bu arada o siz zaman de konuşuyorsunuz şimdi, anlaşmaya çalışıyorsunuz evet. kim nereye gidiyor diye. bu arada arkadaşlar sorularınızı da Twitter üzerinden bekliyoruz. Hashtag LOL101 etiketiyle programın sonunda yanıtlamaya çalışacağız sorularınızı. Dilimiz döndüğünce. Oo, fedakarlık yaptın sanki. Evet. Janna. Janna güzel bir şampiyon esasında. Janna'nın hem koruma yetenekleri hem uzaktan dürtme kabiliyeti çok yüksek. Özellikle takım savaşlarında çok değişik sonuçlara neden olabiliyor. Bütün takım üyeleri hani karşı taraf, rakip taraf sizi öldüreceğinden eminken siz oyunu değiştirebilecek bir hareket yapabiliyorsunuz. Sadece R'ye basmanız yetiyor. Öyle özetlemek gerekirse. tabii şimdi mesela bir de karşı tarafta hem Vi var şu anda hem üzerine Shen var.
İkisi de savaşa girme dinamikleri çok kuvvetli şampiyonlar. Evet. Senin aldığın Janna da Musonu'yla ve yeri geldiğinde o uğultulu kasırgasıyla bir anda karşı takımı geriye doğru itebilir. Aynı zamanda kaçma gereken durumlarda çok yardımcı oluyor. Hem yavaşlatabiliyor biliyorsun ki bir özelliğiyle, hem yerinde zıplatabiliyor kasırgasıyla, hem de tabii ki ultisiyle de can evet. doldururken bir yandan da herkesi itebiliyor. Mesela sıçrama ulti yapıp böyle bir fantastik bir şeyle kombinasyonla kule altına itebilirsin insanları. Evet, burada Twitch chat'te neler konuşuyor? Sen görüyorsun oradan, bakıyorum bir yandan gözün orada. Twitch chat'te en çok Johnny'nin nerede olduğunu soruyorlar. Johnny uzaklarda şu anda, bunu söyleyebilirim sizlere. Çok da selam olduğunu düşünüyorum. Yayını izliyorsa buradan da biz de onlara selam söyleyelim. Umarım en kısa zamanda gelecektir diye de düşünüyorum. Evet, büyük bir tane pazar günü gibi aramıza katılacak tekrardan. Şu anda biz de son seçimlerin yapılmasını bekliyoruz. Evet, Armina Varus seçecek galiba. Varus mesela yani. Çok tehlikeli bir şampiyon. Ben de çok severim. Bu arada çok sen bahsederken şunu söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Ben neden seviyorum bu şampiyonu? Neden? Manası yok çünkü. Doğru. İnsanın kafası çok rahat ediyor. Özellikle benim gibi bir insanın mana problemi olmadığı zaman çok daha iyi oluyor. Esasında yeteneklerini bir sadece benim ekranımın gösterdiğimiz bizim bir yerimiz var. Oraya geçersek bir de burada gösterebiliriz esasında Aatrox'u. İki tane kostüm var, ondan da bahsedelim. Adalet Işığı Aatrox. Onunla oynayacağım ben de bugün. Şimdi kan kuyusu pasifi sayesinde biraz yayının başına attık ama biraz daha detaylı anlatmakta fayda var diye düşünüyorum hazır bekliyorken. Kan kuyusuyla belli bir miktar kan kullanıyor, yani kendi canını kullanıyor yeteneklerini kullanırken. Bunun da belli bir miktarını kendi üzerinde bu kuyuda saklıyor ve sonra öldüğü zaman bu kuyuda biriktirdiği canla tekrardan hayata geri dönüyor. Q'su karanlık uçuş. Yine o da uzak bir mesafeye zıplayıp aradaki mesafeyi kapatmasını sağlıyor ve zıpladığı yerde eğer tam ortasındaysa vurduğu kişi yukarıya zıplatıyor. Bir süre sersemletiyor. Can alan ya da kan bedeli. Kan bedeli. Bunlar da işte can alan can çalmanızı sağlıyor. Kan bedeli de daha fazla vurmanızı sağlıyor. Her 3 vuruşta bir. E'si azap kılıcı. Bu da önündeki bir konik bir alana yavaşlatma etkisi gönderiyor. Aslında mesafesi bayağı iyi ancak tabii alan gittikçe daraldığı için etki ettiği alan kaçma ihtimali oluyor daha uzakta olanların. Evet. Kıyım da ultisi açtığınız zaman yanınızdaki rakip şampiyonlara hasar verirken kısa sürede saldırı hızı değerlerinde artış, ilave saldırı menzili kazandırıyor ve bu menzil gerçekten hiç küçümsenmeyecek bir menzil. Evet, kılıcın bayağı zaten büyüdüğünü, uzadığını görebiliyorsun. Özellikle hani animasyon olarak da hikayesine baktığımız zaman da zaten Aatrox'un kılıcının rakip şampiyonların kanını içtiğini ve bu sayede Aatrox'a can verdiğini görüyoruz. O kılıç da ultiyi kullandığın zaman kocaman oluyor, hareket ediyor. Zaten dansında da kılıcı bırakıp kılıcı dans ettiriyor gibi bir durum söz konusu. Bu arada sen yine çalışmışsın. Ben hikayeye. Biliyordum ben. Geçen seferden belki hatırlayanlar olur. Ben susmadan anlatabiliyorum Aatrox'u. Bir takım insanlar da tabii ki arada şey demişler. Hani nefes alsınlar. Haklısınız bu arada. Evet, şimdi yukarı koridora gideceğiz. Bakalım. Bu arada Adalet Işığı çok güzel bir kostüm. Ancak ben diğer kostümü daha çok beğeniyorum. Bunu söyleyebilirim. Çünkü orijinal değil mi? Evet, orijinal kostüm daha bir kötü. Evet. Yani Taryan Demir'e o başına o belayı açan, onu işte yıkan yakan, onun karşısındaki insanlara yardım eden şampiyon olmaya daha uygun böyle o kırmızı haliyle kanatlarıyla. Evet ama yani. Yani güzel. Bu da fiyakalı bir kostüm, bir şey demiyorum. Evet. Adalet Işığı. Tabii Aatrox Darkin. 5 Darkin'den biri. 5 Darkin'den biri ve tarih boyunca bulaşmadığı savaş kalmamış Valorant'da. Aslında önemli savaşlarda ortaya çıkıp işin gidişatını değiştirecek bir şey yapıp ondan sonra zaten bir daha kaybolmuş. Hatta şöyle bir şey duydum ama ne kadar doğru emin değilim. O kadar iyi savaşıyormuş ki karşı tarafta duran insanlar hipnotize oluyormuş onun savaşmasını izlerken. Böyle büyük bir güçten bahsediyoruz. Oyunda da göreceğiz bakalım nasıl oluyor. Bakalım, göreceğiz biz de. Bu kadar iyi savaşabileceğiz mi? Çok. Bu arada kadar, sen enteresan bir şekilde sıçrama ya da hayalet almamışsın. Yok. Kaçmamak. Ben çok delikanlıyım yani. Ben bugün Armina'ya mümkün olduğunca yardımcı olacağım. Hadi bakalım.
Belki arada bir iki tane de ben alırım skor. Yo, hadi bakalım. Evet, ben bugün şimdi arkadaşlar birkaç tane başlangıç esasında şekli var. Dora'nın kılıcıyla başlayabilirsiniz. Uzun kılıç artı iki tane iksirle başlayabilirsiniz. Bot alıp yanına iksir alıp öyle başlayabilirsiniz. Ya da tamamen çok fazla defansif oynayacağım, karşıma gelenlerin çok fazla duracağım diyorsanız evet, ben de bakayım. Eğer ki çok fazla koridorda duracağım diyorsanız yenileme boncuğu alıp, totem alıp böyle bir eşya dizilimine başlayabilirsiniz. Ben bugün uzun kılıç artı iki tane iyileştirme iksiriyle başlayacağım maça. Bakalım. Bu arada ben de hoplaya zıplaya gidiyorum. Neden acaba? Ölümsüm yok ama. Hadi bakalım. Hayırlısı. Evet. Şimdi tabii hemen gidip Dampi'ye yardım edeceğiz biraz. Kendi alamıyor muyum? Şimdi maalesef. Arkadaşlar burada başlangıçta Q ne kadar güzel gözükse de, hani böyle işte oraya buraya zıplayabiliyoruz gibi gözükse de çok fazla can ayırıyor. Bakın canınızın %10'unu, 52 can kaybediyorsunuz her attı kullandığınızda, ki zaten şu anda benim toplam canım 516. Yani bu esasen büyük bir kısmı canım. Evet. %10'u hatta. Evet. Bu yüzden ben Q'la başlamayı, karanlık uçuşla başlamayı önermiyorum açıkçası. W ile başlayabilirsiniz. Eğer çok fazla kule altında kalacaksanız ya da çok fazla orada koridorda uzun süre kalmanız gerekiyorsa W ile başlayabilirsiniz. Ya da E ile başlayabilirsiniz. Ben E'yi esasında beğeniyorum. Çünkü hem verdiği hasar güzel, hem yavaşlatıyor. Ve mesela ben şimdi totemim olmadığı için yukarıda çok fazla ileride çıkmamaya çalışacağım. Bu daha noktada güvenli oynamak için. Daha tabii. Güvenli oynamak için kullanmam gerekecek. Dampi'ye iyice yardım edelim. Evet, artık dönebilirim ben de koridoruma. Biraz da can kaybettim. Ve emek hemen geldi karşıma. O da Doran kalkanıyla başlamış. Oldukça zor olacak dürtmesi. Bakalım nasıl baş edeceğiz emekle. Sen nasıl skor almak üzere bir çıkış yaptıysan, o da görüldüğü üzere hayatta kalma. Şimdi şunu söylemek lazım. Aatrox gerçekten de karşıdaki rakip oyuncuyu koridorun ilerisine itebilen bir şampiyon. Bakın yani son vuruş yapmasını elimden geldiğince engellemeye çalışıyorum. Tabi onun da ilk seviyelerdeki vuruşları oldukça fazla minyonlarla da birlikte. Ona dikkatli olmak lazım. Ama Shen'e karşı oynamak çok kolay olmayacaktır. Shen zaten hem global olarak çok hızlı hareket edebilmesi hem de kolay evet. Kolay ölmemesiyle özellikle bazı oyunlarda çok üzücü hale gelebiliyor. Evet, şimdi mesela bakın arkadaşlar, W'yu açtım. Yani Shen artık bundan sonra beni istediği kadar dürtmeye çalışabilir. Çok fazla problem yaşamayacağım artık bu noktadan sonra. Çünkü canımı yenilemeye başladım. Gördüğünüz gibi fullendi. Şu anda hiçbir problem yok. Ben de ittirmeye devam ediyorum diğer bir yandan. Q'mu da açtım. Üçüncü seviyede artık. Bu arada hemen bakın. İlk kan döküldü bu arada orta tarafta ama. Bakın arkadaşlar ne yaptım? Üçüncü vuruşta, W'mun üçüncü vuruşunu bekledim gelmesini. O geldikten sonra önce E attım. Q'la üzerine zıplarken W'mu aktif hale getirdim. Böylece o üçüncü vuruşu fazladan hasar olarak vurdum emeğin üzerine. Şu an emek bana üzerime bir daha geldi. Ama korkulacak bir durum yok. Şimdi buradaki tek sıkıntı, çok fazla ittirdim. Herhangi bir zaman şuralardan baskın yiyebilirim. Ona dikkatli olmam lazım. Sıçramamı en azından bunun için ayırmam lazım. Bakın geldi üzerime doğru. Evet. Ve pasifim aktif oldu. Şimdi mesela bir daha Q'mun cooldown'u geldiğinde büyük ihtimalle alabileceğim. Bakacağız alabilecek miyiz diye. Ama çok kulenin dibinde duruyor şu anda. Pek ulaşmamız mümkün değil. Ben hemen geriye döneceğim. Avantajı elime geçirdim zaten. Totem alacağım. Totem almadan buralarda durmam çok zor. Verdiğim hasarı gördünüz arkadaşlar. Hatta neredeyse ama evet. İşte bakın. Yine Babylon geldi yanıma. Bakalım kaçabilecek miyiz? Hemen bir yavaşlattım. Q'mun cooldown'u gelirse kaçacağım. Ama tutuştur geldi. Ve öldüm. Yukarı koridorda
Buralara totem koymayınca tabii. Orada mesela dönmem gerekiyor dediğimde dönmem lazımdı. Bunun da güzel uygulama bir örneğini görmüş olduk böylece. Şimdi mesela bot almak yerine totem alacağım. Ve iksir alacağım. Ben de burada aşağı tarafta uğultulu kasırga ile sağ sol ıskalıyorum. Evet, şu anda bakıyorum ben de. İlk eşya olarak bu arada vampir asayı bitirdim çünkü gerçekten de Aatrox'a iyi giden bir eşya. Zaten ilk olarak mahvolmuş kalın kılıcını çıkacağım. En azından öyle düşünüyorum şu anda. Ardından da belki ruh gömleğine gidebilirim. Karşında Shen olmasaydı... Büyük bir tane ben öldürmüştüm o komboları yaptığımda. Shen tabi biraz daha tank bir şampiyon olduğu için. Böyle Renekton ya da tabii ki Jax gibi de bir şampiyon çıkabilir. Evet. Öyle bir şampiyon çıktığında nasıl... Daha defansif oynamak lazım kesinlikle. Esasında ben biraz önce biraz fazla üzerine gittim. Shen'in. Gerçi çok az bir canla kaçtı sanırım ama tabii Innovabilon'un doğru zamandaki müdahalesi... Evet. Orada çok önemli. Çok kritik. Burada da bir ormancının oyun tarafında ne kadar her şeyi değiştirebileceğini gösteriyor evet. Aslında. Innovabilon da iyi bir ormancıdır. Burada da onu da söyleyelim. Şimdi hemen totemimi koyacağım. Bu arada Twisted ulti... Fate nereye gidiyor? Alta gidiyor. Sizin oraya doğru geldi. Emek 6. seviye bu arada. Dikkatli olun. İlginç bir şey geldi. Tabii ki buraya bir... Bir baskın denemesi. Benim de ultim geldi. Güzel. Evet, şu anda ben olabildiğince fazla minyon kesmeye çalışıyorum çünkü minyon avantajını en azından, sürekli kulesinin altında durduğu için en azından minyon avantajını elime geçirmek istiyorum. Savaş kadar ebedi. Evet, alt koridora geri çekilin sinyalleri geliyor. Alt koridorda işler karışık. Peki Aatrox'un karşısında sence kimler durabilir? Jace iyi olabiliyor çünkü kombosu gerçekten onda çok kuvvetli. Bu arada burası yok artık. Jace iyi. Üzerine söyleyebileceğim Jax gene kuvvetli. Özellikle sersemletmesiyle birlikte bayağı bir dürtebiliyor. Hı hı. Üzerine kim söyleyebilirim başka? Renekton gene işleri değiştirebilecek bir şampiyon. Ben kuleyi ittirmeye çalışıyorum elimden geldiği hızlı bir şekilde. Ama çok erken seviyede almayacağım arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Şimdi geriye dönüp alışverişimi yapacağım. Bridgewater Palace'ını bitireceğim. Bir de bot alacağım. Ki aynı arada... şekilde ben de bir tur geriye gitmeyi düşünüyorum. Artık biten totemlerimi yenileyim. Ama gördüğünüz gibi aldığım iksirleri de pek fazla kullanmadım şu ana kadar. Onu da belirtmek lazım. Çünkü çok fazla gerçekten de can yeniliyor. Ben yine de her ihtimale karşı yanıma iksir almayı ihmal etmiyorum. Üstten çıkarken. Bu arada benim takım arkadaşlarım da benimle beraber totem koyarsa ne kadar güzel olur. Çünkü bir destek oyuncunun görevi değildir bütün haritaya totem koymak. Ben şu anda aşağıda Armina'ya yardımcı olacak kadar totem koyacağım. Şimdi Emek tabi hemen gitmiş ve zincir yeleğini almış. Ölmemek için elinden geleni yapıyor. Elinden geleni yapacak. Ama şu anda ben ona odaklanmak yerine minyonlara odaklanıyorum. Benim için çok daha önemli. Ben de alt tarafın görüşünü kapattım. Peki. Gelsen mesela yukarıdan üşenmesen buraya. Belki dumpy gelir. Aşağıda zaten şu anda bir eksiğimiz var. Ortada da gerçi eksik var. Mesela senin için tehlikeli olur mu orası diye düşünmüyor değilim. Ama tabii ki keyif çıktı ortaya. Hı hı.
Şimdi ben totemimi koyacağım. Totemim bitti. Ve çok ilerideyim. Hı hı. Totemimi koyduktan sonra da bir ortayı deneyelim bakalım. Bir şeyler olacak mı? Ortadan ekmek çıkacak mı bize? Ama ortası kaçtı. Alta gitti. Ben de tekrar yukarıya geri dönüyorum. Şimdi orada Svediyeri yakaladılar tabi, almaları lazım. Ama hepsi oraya doğru ilerliyorlar. Yemek güzel kaçıyor benden bu arada. Aşağıda siz skorları aldınız. Dumpy'den pro bir hareket bu arada. O etrafına yayılan yeteneğini kullanıp geri döndü öleceğinden emin olduğu için. Orman konusunda bu kadar iddialı olduğunu bilmiyordum açıkçası. Hatta şu anda kule altından da yürüdüğü, geçtiği. Aynı şekilde Twisted Fate'i sevdiyordu. Kovalıyorlar. İkinci kule altına da girdi. Artık çıkması gerekiyor. Burada Shen size ulti atamıyor şu anda. Ve o da çok önemli bir şey. Shen'in şu anda bizimle muhatap olmuyor olması. Yani olabildiğince burada tutmaya çalışıyorum. Ben de destek halinde şu anda yavaş yavaş gidip kuleye vuracağım artık. Yavaş yavaş. Ama tabii Yunaka'da... Ben bir de baskın alabilirsem Dumpy'den güzel olacak. Dumpy bizim buralarda gezindiği için öyle bir sıkıntı var. Büyük ihtimalle Vay buralarda mı acaba? Evet, bir ulti gitti. Daha geliyor Twisted Fate'den. Yok, ortaya gitti. Çok ilginç. Yani bu defansif oynayan bir şeyin karşısında arkadaşlar çok fazla agresif olamıyorum. Takdir edersiniz ki. Shen'in kendini, kendi canını yenileyebilmesi de çok önemli. Evet. Bu arada çok uzun süredir saldırı gücü taşıyıcısı oynadığım için son vuruşları yapmak geçiyor içimden. Hı-hı. Çok ilginç bu arada. Bir yandan da. Peki güvenli oynamak istersen nasıl bir eşya dizilimi düşünebilirsin? Şimdi yani... ben zaten bugün de yapmayı düşündüğüm eşyaların arasında olan birkaç eşya söyleyebilirim. Mesela aslında donmuş balyoz mesela yapmayı düşünüyorum oyun ilerleyen dakikalarında. Aradaki mesafeyi açmamaları için. Rakip takım bu arada Shen yok, dikkatli olun. Vay da oradan çıktı. Şimdi öncelikle tamam. Burada şunları alacağım. Üzerine bir de totem alacağım. Bu arada bir seriye bağladı. Bu arada aşağısı çok komik çünkü sona hızlandırabilirken ben de yavaşlatıyorum. Hiçbir Hı-hı. şey değişmiyor bizim için aşağı tarafta. Böyle ilginç bir kombinasyon var. Bu arada Dumpy skorları almaya devam ediyor. En sonunda emek oraya gitti tabi ultisiyle aldı. Dumpy'ye bir dur dedi. Epey iddialı geziniyor. Evet, şimdi emeğe bir tane daha skor vermesi tabii benim işime yaramadı ama baktığımız zaman son vuruşlarda bayağı bir öndeyim. Yani skordan aldığı avantajı şu anda açıkçası çok fazla beni etkilemiyor. Şu anda ben de olabildiğince hızlı bir şekilde ittireceğim burayı. Aatrox aslında kalabalık takım savaşlarında da çok evet. çıkacak gibi duruyor. Çünkü içeri girip savaşı başlatıp geri çıkabilme gibi bir şansı var. Çok da önemli bir şey bu. Hatta pasifi olduğu süreçte ölse bile sonuçta biliyorsun tekrar ruh gömleği gibi bir eşya yaptıysan çok da güzel bir canla tekrardan oyuna dönebiliyorsun. Hatta belki ilerleyen dönemde bir koruyucu melek. Hatta mesela bu oyunda bir Zilean olsaydı onun ultisiyle beraber yakalamaya çalışacağım emeği. Bakalım yakalayabilecek miyim? Ultinin mesafesi de burada izleyebiliyoruz. Hatta ben onu izlemeyeyim de kendi oyuna bakayım. İyi olacak.
Büyükten buraya birileri geliyor, evet. Evet, Mesut Bey geldi. Çok üzülerek söylüyorum. Sen bir kere daha. Bir kere daha öldüm. Tabii kalabalık kontrolü fazla olunca hemen ilk önce Merkür'ün adımlarını bitirdim. O kışkırtmadan daha önce çıkmam lazım. Evet. Bu arada belki de sana bir çok güzel bir dumpy yardımı gerekiyor artık. Öyle gözüküyor. Evet, hiç şu ana kadar ormancım gelmedi baskına. O zaman öldüğün için ormancıyı suçla. Hep böyle düşünüyorsun. Anında. Zaten dumpy biraz kötü olduğu için kendisi. Onun yeri daha çok aramlar. Şimdi ben de yetişmeye çalışıyorum oradaki savaşa ama X-Senti çok kötü yakalandı. Dumpy de yakalandı. Asıl bizim takım öyle. Çok kötü yakalandı. Aşağıda inanarak geliyor bu arada. Tabii sıçradı. Yakalamaya çalışacağım. Bu arada biz de Jenna için dans ediverdik. Onu alırsın gibi diye düşünüyorum şu anda. Ama. Sen mi aldın? Evet, bende kalmayacaktı ama o yani. Peki. İşte saldırı gücü taşıyıcısı oynamanın aktif olarak sıkıntılarından bir tanesi bu. Durmam gereken yeri bilmiyorum. Yalnız emek alt tarafa doğru evet. Geliyor. Ben yine bir mana ikmali, mana ikbali için üste geri dönmem gerekecek. Dönmem daha hayırlı olacak sanki. Aynı şekilde minyonlara baktığımızda 111 minyon aslında iyi bir rakam şu an için oldukça iddialı sayılabilecek. Bu arada sağdan soldan gelmişsiniz kulenin oraya kadar. Evet, kuleyi almak şu anda bizim için iyi olacak. Evet tabii. Şimdi orada Shen'i yakaladı ama arkasından gelenler var. Çok ciddi bir kalabalık var orada. Lazım. Bence kaçılması gerekiyor. Oradan şu an için takım savaşı başlatacak durumda değiliz. Kaçın siz, ben mesela kendimi feda ettim. Biraz fazla ileride kaldık. Yanlış zamanda yanlış yerde olmak diyorlar buna. Yanlış zaman, yanlış insan. Yanlış yerde. Şarkısı var hatta değil mi? Evet. Şimdi tabii ben mahvolmuş kalın kılıcını bitirene kadar biraz daha para kazanmam lazım. Alt tarafta esasında biraz fazla oyalandım. Şimdi tekrar hemen yukarıya dönmem lazım. Ben oraya dönene kadar büyük ihtimalle İmna Babylon okuleyi alacak. Orta koridorda da Svediyar. Aslında yetişirsin ama kulenin canı çok az kalacak muhtemelen. Evet. Bakalım deneyeceğiz şansımızı. Şu anda kule üstünü de biz aslında. Sanki yetişeceğim ya. Yetişiyorsun. Evet, yetiştim. Endişe yok. Hatta sen onu döversin bile. Bak kaçtı. Nasıl kaçtı gördün değil mi? Süpermen gibi yumruğu ileride bir şekilde kaçtı. Dumpy yakaladı yine Babylon'u. Bir parça uzaktasınız. Dumpy bırakmadı bana. Dumpy Terminator gibi oynadığı için şu anda 6-3 ile oynuyor. Ben sana söyleyeyim. Ben de ortadaki şu andaki minyonları çalıyorum. X-Senti bundan hiç memnun değil muhtemelen. Şurada da bir ward var artık. Totem. Evet, totem. Çok pardon. Nasıl affettirebilirim kendimi? Gel. Aldım en sona, skorumu aldım. Çok üzülmüştür diye düşünüyorum. Burada da kuleyi alıp sonra üste dönmeyi düşünüyorum açıkçası. Ama oradan gelen bir emek var. Ama emeğin bana saldırması tabii çok ne kadar... Ay. Burada 3 kişi vurduk.
bana mısın demedi. Evet, o tabii tanklık eşyalarını neredeyse bitirmiş. Bu arada aşağıda Dumpy'nin bizim acil yardımımıza ihtiyacı ben var. Ben geliyorum oraya doğru. Bütün kırmızı kadrosu burada. Emek geliyor arkanızdan. Gördüm. Kaçıyorum şu anda o yüzden. İç takım savaşı başlatmalık bir yer değil burası aslında. Ancak... bence çıkalım. Biraz fazla vuruyor şu anda. Evet. Ayrıca kimsenin canı tam değil. Hı-hı. Ama gelecekler gibi de bir hal var şu anda onlarda. Gelsinler gerekirse tek deriz. Bakalım benim... ben esasında şurada canımı doldurabilirim gitsem oraya ama... onu gidebilecek miyim ben? Ya bakın benim üzerimde birçok yeteneklerini kullandılar. Esasında yapmak istediğim şeyi biraz yapabilmiş oldum. Ama ardından öldüm. Biraz fazla arada kaldım. Ama canlar çok az. Esasında Armin onların hepsini temizleyebilir. Doğru hedefe odaklanırsa. Ama aynı zamanda benim de manam veriyor. Dumpy'nin de canı yok. Riot Dumpy'nin de. Tabii orada bir sıkıntı olmuyor. Hı-hı. Değil. Şimdi ikinci eşya olarak arkadaşlar ruh gömleğine doğru gideceğim. Buna ihtiyacım var. Hem can hem büyü direnci daha az hasar almamı sağlayacak. Daha hasar alarak hasar vermeye çalışacağım. Şöyle şunu da bitireyim. Armin'a şu anda iyi bir şekilde devam ediyor ama yakalandım orada. Ekstrem yakalandı. Evet, ben yakalandım ama olsun, Armin'a hem bir skor aldı. Hı-hı. Benim son dakikada müdahalemle, hem de ölmedi. O da önemli bir şey benim için. Evet. Orta koridorda oynandığında bu duvarın üzerinden geçmesi arkadaşlar Atrox'un gerçekten etkili oluyor. Çünkü minyonları beklerken burada ki cadıları, ifritleri temizleyip devam edebiliyorsunuz oyununuzda. Tamam, şöyle bir bakalım. 130 minyon var şu anda. Aslında daha fazla skor alabilirdin. Birde kalmışsın. Evet, skor fazla alamadım. Bir tanesi Dumpy'de kaldı galiba. Bir tanesi sende kaldı. Ne yazık ki. Bende iki tane skor var şu anda. ruh gömleğine doğru gittiğini düşünüyorum. Aldığın eşyadan evet. Ötürü. Ruh gömleğine gideceğim. Ağlaz cevherle beraber sonuçta pasifin devreye girdiğinde daha etkili bir şekilde can doldurabileceksin sanırım. Hı hı. Şimdi tabii emek çok fazla. Şu anda baktığımız zaman tank eşyası yaptı. Benim de hayatta kalmam lazım. Güneş ateşi pelerini bitirdiği için zaten çok daha etkili bir hale gelmiş. Ben de oraya doğru gelmeye çalışıyorum ama tabii uzaklaşıyor. Yetişebilir miyim acaba? Hemen sıçradı. Sıçrayı geldi. Bir kere daha yavaşlattırırsan sanırım yakalarız. Arkadan yalnız. Evet, Inovulgan geldi. Ben ona esasında şurada hemen canımı toparlayayım. Arkadan buradan gelenler var. Şansımız aslında, zorluyoruz şu anda. Bence artık kaçalım. Hı-hı. Gerçi ben canımı fulledim. Evet, 2.5'ta canını fullledim benim ultimle beraber. Kaçırmasaydık aslında iyiydi onu. Onu yakalamak biraz zor. Kulesinin altına girmek istemiyorum açıkçası. Çünkü arka tarafta ne olduğunu görmüyoruz. Evet. Buradan çıksak aslında iyi olacak. Her şey görebilir. Çıkabilir oradan. Ben de saldırı gücü taşıyıcımın yanına gideyim artık. Gidemedim. Buraya doğru gelen bir... ben şu anda kaçıyorum ne yazık ki. Şen de gelince artık oldu. Hayatta kalamadım. 5 kişi oldu şurası. Ben yavaşça... burada ortada evet. Terör halindeler. Hı hı.
Leda da güzel vurmaya başlamış yavaş yavaş. Evet. Baktığımız zaman o da kanat uzatmasını bitirmiş. Esasında şöyle biraz bakmak lazım. Atenin Kadeyi Bleach puan yapmış. Üzerine bu arada bize ejderha yollayacağım ben şuradan bir eşya daha aldım. Orada siz tabii oralarda, ormanlarda dolaşırken 4 kişi beni dövdü. Ve şikayet ediyorum. Özellikle Svedrel'in diğer taraftan ormanın içinden dolaşması çok ya, bence onurlu bir hareket değildi. Delikanlıysa baronun önüne gelsin. Ben yukarı ittirmeye gideceğim galiba. Burada bayağı kötü oynadım diyebiliriz. Kabul etmek gerekiyor. Çok iyi bir oyun geçiremedim. Özellikle karşıma tank bir şampiyon ve biraz da kalabalık kontrol olan bir şampiyon geldiği için yetişmeye çalışıyorum şimdi takım arkadaşlarıma. Evet, bu arada onu alacağım. Ölmedi. İnandığın ama olmadı. Ölmedi. Bence oradan zıplayarak kaç. Zıplayarak uzaklaştım. Evet. Ama İnne Babylon beni bırakmak niyetinde değil. O da aldı. Ben aslında geldim döverdik onları ama olmadı. Burada iki tane skoru olan bir destek oyuncusu var sonuçta. Hı hı. Evet. Maç olanca hızıyla devam ediyor ama ben çok fazla bir varlık gösteremiyorum. Sen oynayamadın ya. Oynayamadım ya, olmadı. Beceremedim. Çok fazla. Aslında Aatrox'ta şöyle bir şey var tabii ki, pek çok şampiyon gibi kartopu etkisi yaratılamadığında çok etkili bir şampiyon, evet, olamıyor. Az önce yaptığın gibi bir skor peşinden, son anın peşinden kule atlana kadar gidersen tabii ki hayatta kalması çok kolay değil. Bir de Vay gibi tutabilen bir şampiyon da var karşı tarafta. Aslında pasifin sayesinde oradan çıkabilirdin ancak ne yazık ki Vay seni yakaladı. Hı-hı. Ondan sonra Vay haline şeklinde kelime oyunu yapmayacağım. Şimdi ben biraz daha tabii etrafta dolaşmaya çalışıyorum. Buraya geliyorlar. Sen oradan çık bu arada. Hiç girme. Evet, şu anda ultiyle buraya geliyorlar büyük ihtimalle. Tabii baktı neredeyiz diye. XMT'yi yakaladılar. Tabii görmediğimiz için de o tarafı ve buradaki kulelerin iki tanesini de kaybettiğimiz için çok ileriye gitmemek gerekiyor. Dumpy'nin bizimle olmayışı da çok burada kritik. Sonuçta tankımız karşı, o. Evet, karşı tarafın hasarını tutacak bir şampiyon. Onun önden geziyor. Tehlike var mı? Bakıyor olması gerekiyor. Bu arada tabii kırmızı da kaçmış. İşte delikanlı olmadıkları için Dumpy gelince kaçtılar. Ben Aatrox'tan bu oyunda bir 3'te 3, bir 4'te 4 bekliyorum ama şimdi yalan söyleyeyim. Dumpy'nin önündeki minyonları da hızlıca ittirmesi iyi oldu. Evet. Dumpy inanarak yürüyor bu arada. Canı da bir minyon kadar olduğu için muhtemelen ölmeyecek uzunca bir süre. Oh. Çıkarsam. Çıktım. Ben çıktım ama siz çıkabilecek misiniz oradan? Çıkmak istiyor muyuz? O da çok emin olduğum bir şey değil. Belki de dövmek istiyoruz onları. Tabii ki Shen'in varlığı çok can sıkıcı her noktada. Geri çekil sinyalleri geliyor. 6 kere geldi bu arada. Bir kere hiçbir zaman yetmez. Yarını söyleyeceğim yani. Hani görüyoruz görüyoruz yapmaya da. Ama benim ultulu kasırgam var. Hiçbirisinden korkmuyorum. Geriye çekilir. Tabii daha fazla totem görüşüne ihtiyacımız var haritada. Sanırım bu bana geldi. Yok. Tam esasen sadece sana gelmedi. Totem herkesin görevi haritadaki. Ben koyayım. Sen söyle. Ben yerle şey yapayım. Ona inandık ama arada en ölmeyen karakteri. Ben onu sadece yakaladığım için vurdum. Vurabiliyorken. Bence böyle giderse çok başarılı olur. Burada yanlış bir ulti geldi benden. Orada bir skor almayı başardım bu arada. Savaş.
Bir de skorlar bana kalsa ne güzel olacak. Skor. Hocamız numara duruma girdiğimizde de ben alamıyorum. Müracaat dumpy. Bu konuda yani. Evet. Güzel. Şu anda takım savaşında fire vermeden çıktık. Aynı zamanda Barış'ın üzerinde, Armin'in üzerinde çift güçlendirme var. Bu da çok önemli bir şey. Aynı zamanda 22-18 ile skoru da onlardan öne doğru tamamlamış bulunuyoruz. Evet. Şimdi buraya doğru giriyoruz ama iyi bir karar mı veriyoruz? Burada ben emin olamadım. Ben en fazla size kalkan atarım. Beyefendi. Sen uzakta dur. Aldık onu da. Evet, bu güçlendirmeyle beraber senden iyi bir performans bekliyorum. Bu arada evet. Tabii ki dönmekte fayda var çünkü Twisted Fate diyorsun ki global olarak haritanın etkili olabilecek noktalarına ışınlanabilir. Evet, Dumpy tabii benim içerisinde. Burada almak istediğim minyonları gelip alarak bir ormanca yakışan hareketler yaptı. O zaman bir ordu kalkan acaba hepimizin sağlığı açısından iyi olur? İyi olur. Olur. Dump yapmadıysa eğer. Bakayım. Bakalım bakalım. Dump yapmış. Bir tane de ben yapayım ne olacak? Rünlü kalkan yapmış. Ben orada kalkanı yapayım. Peki. Yok onun yerine komuta sancağı gibi çok görmediğim bir koruma eşyası yapabilirim istiyorsan. Yap. Yok onu değil. Onun yerine yapabileceğin şey şu anda Demir Soler'in broşu. Olur. Olabilir. O zaman ama almış beni çoktan. Yok almadım. Çözeriz şu anda. Bakıyorum. Olur. Varımı yorumu satarım. Onu alırım gerekirse. Bu arada tabii iyi bir şey olmadığım şundan da anlaşılıyor. Destek oyuncusu. Oyunun başından beri Şurelia'nın rüyası var bende. Bir kere basmadım şu anda. İşte basaydın neler olacaktı. Evet. Bu arada çok haklı bir şey geldi. Evet, ikinci eşya olarak arkadaşlar Arkan'a doğru şu anda ilerliyorum. Biraz daha hayatta kalmaya odaklanmaya çalışıyorum şu anda. Çünkü beni gördükleri yerde odaklıyorlar şu anda. Bu arada Mavi'nin orada fena bir aksiyon var. Aksiyona girdiniz ama benim oraya yetişmem çok zor şu anda. Ama erittiğiniz gibi sanki. Ben orada değilim bile öyle söyleyeyim. Yani Dumpy ile Xenti'yi eritti gibi. Oo, Shen'in katılımıyla işler değişecek şu anda. Zaten Shen oradaymış da. Ben koşmaya devam ediyorum ama hadi bakalım. Ben de yetişmeye çalışıyorum. Orada çok güzel bir mücadele var. Aynı zamanda Xenti de hayatta. Tabii ki Shen'den sıçrama geldi ama yaşayamayacak çünkü onun önüne Dumpy çıkacak. En kötü ben çıkarım. Bu arada yine Babylon'da ne yazık ki üst kuleye doğru haince bir saldırıda bulunuyor. Biz orada dövüşürken. Hiç bizimle yüzleşmiyor. Evet tabii o da şu anda arka kapılardan ilerlemeye çalışıyor. Bizim olmadığımız yerlerden ilerlemeye çalışıyor. Baktı takım savaşından çok fazla istediğini elde edemiyor. Şu anda halen bir kule alma şansımız var gibi gözüküyor. Bumpy de inandı kuleye. Şu anda koşarak gidiyor hatta. Evet, bakalım şimdi orada bir şeyler yapabilecek miyiz acaba? Aslında vay da geldi. Bu kadar karışmasaydı burası bir şeyler düşünülebilirdi. Evet, aradan bir kişiyi çıkarmayı başardım. Şimdi buraya hepiniz girdiğiniz için ben de girmek zorunda kaldım. Senin arkanda kim var? İnne Babylon. O da bir şey. Ona vuralım o zaman. Emeğe vuralım biraz da. Benim pasifim çıktı işte. Bakın orada hemen arkada iki kişiyi almayı başardık. Pasifi sayesinde Aatrox'un. Kulenin de önünde bizim minyonlarımız var. Artık kuleye de vurabiliriz. Onu da aldık.
olur mu maç? Ben de biraz toparlamış gibiyim sonradan. Aslında geri dönmekte fayda var şu dakika evet. itibariyle. Ama Dampi inandı, yürüyor. Daha kaç kere geri çekilmek lazım bilmiyorum. Onlar 6 kere ile birlikte. İşte. Arkanı da yaptım arkadaşlar. Şimdi artık bayağı bir tanklığım var. Zaten yeterli saldırı gücüm de var. Biraz önce de savaşta dikkat edenleriniz görmüştür. Çok fazla saldırı eşyasına ihtiyacım yok artık. Bundan sonra hayatta kalabiliyorum. Burada yanlış bir atlayış geldi. Bunları yapmayın. Evde denemeyin. Ben de şöyleyi bir kere kullandım. Hiç gereği olmayan bir yerde. En azından boşa gitmemiş olsun. Aldık o kadar. Evet. Olabildiğince şu ormandaki kampları temizleyip. Bu arada demir soleri de bitirdim. Yapmış. Evet, yaptım şu anda. Şimdi ver. Sağ sola totem koyacağım. Totem. Totem. Totem candır. Paraya kıydım, bir sürü totem aldım. Bakın arkadaşlar, Q bayağı bir bu arada can götürüyor. Biraz önce dikkat edenleriniz görmüştür. Bu arada orman içerisinde karşı tarafın mavi güçlendirmesinin orada totem yok. Oradan çıkarsan sevineceğim. Çıkacağım şimdi. Mümkünse koşarak kaç hatta. Şu an çıkabilir yani. Gerilerse kaçabilirim. Bana bir yardımcı ol o zaman. Gel bakalım. Şöyle bir... Şu anda çok fazla oradan çıkmaları mümkün değil. Hatta biz buraya doğru ben ilerliyorum şu anda. Gördüğün gibi şurada. Hızlı. Hatta şuradalar. Orada savaş başlatıyorlar. Peki geliyorum. Orada bir ulti kullanımı söz konusu. Ama kaçamadı. Kaçmak için mi kullandı acaba, kovalamak için mi emin değilim. Ya da kaçıyor. Biz inandık sanırım. Bu dakika itibariyle bitireceğiz oyunu. Öyle bir havamız var. Oo. Var. Armina 3'te 3 yaptı. Bunu daha neler yapacak? Bayı da kovalıyor bu arada. Kötü bir espri yapmak ister. Sen ama sen neler yapıyorsun sen? Katliam. Resmi olmayan bir 4'te 4 yaptı Armina'da. Baron üzerinde bir kuleye vuruyor. Baron üzerinde pinkler var şu anda. Ama sanırım oyunu bitirmek daha iyi olacak. Oyunu... Oradan kaçtı. Evet, oyunu bitirdik böylece. Güzel bir oyun oldu. Evet, ben de... Ben çok fazla böyle agresif hareketler yapamasam da tabii önümde tank bir şampiyon olması da bunun nedeniydi. Yine asistlerim ve skorumla birlikte pozitif skorda bıraktım, bitirdim oyunu. Aatrox kendisi skor almadığı zaman bile takımına skor aldırabilen bir şampiyon. Biraz önce de gördük. Gerek ultisiyle gerek pasifiyle çok güzel bir şekilde takım arkadaşlarına güzel pozisyonlar yaratabiliyor. Evet. Karşı takımın ultilerini ve diğer özelliklerini kullandırıp. Sen her ne kadar karşı takımı beslemeye çalışsan da biz senin şimdi mesela yeteneksiz oyuncu diye raporlasak mesela. Evet. Dampi'nin, kötü Dampi'nin güzel oyunuyla, Aatrox'un katılımıyla benim hiç görüş totemi veya totem koymamamla bir şekilde kazandık. Evet. Peki bir süredir şimdi şampiyonu değerlendiriyorsun, bir süredir oynama fırsatı buldun. Hı-hı. Hatta tabii ki bu konuda bir
fikirlerde geliştirmişsindir diye düşünüyorum. Genel anlamda hani ne düşünüyorsun Aatrox hakkında? Ya Aatrox dediğim gibi illa böyle skor oynamanız gereken bir şampiyon değil. Tank da oynanabiliyor. Mesela ben sonlara doğru iyice tanklaştım ve özellikle de karşı rakip takımın özelliklerini kullandırmaya çalıştım. Ulti gibi ya da işte sıçrama gibi ya da kalabalık kontrol gibi özelliklerini kendi üzerimde kullandırmaya çalıştım. Ardından da zaten takımım gelip çoğunlukla skorları temizledi. O yüzden illa böyle çok fazla hasar eşyası yapıp da rakip takımın üzerine gitmeniz ya da çok fazla hasar vermeniz gerekmiyor. Aatrox'la bu şekilde de oynayarak takımınıza faydalı olabiliyorsunuz. Biliyorum böyle çok hard hurt vurayım hissiyatı veriyor ama illa böyle oynamak zorunda değilsiniz. Biraz daha tank oynanabiliyor. Hatta daha defansif oynandığında gördüm birkaç kez. Hatta şey bile yapılabilir mi? Sonuçta karşı tarafı rahatsız edebilen bir şampiyon ve hayatta kalabilme yetenekleri de alt safhada. Belki üst koridorda devamlı sürekli bir rahatsızlık yaratıp ormancının ilgisinin ve odağının orada kalmasını sağlayıp orta koridoru ve alt koridoru da rahatlatabilir belki de. Evet. Bugün arkadaşlar dilimiz döndüğünde size Aatrox'u anlatmaya çalıştık. Açıkçası birçok noktaya değindik, güzel noktalara değindik. Biraz uygulamadan çok anlattıklarımız daha yararlı oldu gibi geliyor bana da bugün. Yeni çıkan bir şampiyon. Ben de açıkçası böyle çok fazla oynama fırsatı bulamadım. Ama oynadığım kadarıyla, araştırdığım ve izlediğim kadarıyla size bilgileri aktarmaya çalıştım. Bu akşamlık yayınımız buraya kadar. LoL User Aatrox bölümünde. Hafta sonu bölge finallerinde olacağız. Yine karşınızda olacağız. Marmara, Ege, Karadeniz 5 tane bölgede olacağız. Akdeniz yine gideceğimiz bölgelerden. Bütün bölge finalleri canlı yayında karşınızda olacak arkadaşlar. Sakın kaçırmayın. Cumartesi, pazar günleri yine ekranlarınıza konuk olmaya devam edeceğiz. Cumartesi gününe kadar, görüşene kadar hepinize hoşçakalın. Love.